Yeni yıl, yeni umutlar. Umudumuz elbette korona belasını dünyadan def edebilmek. Devletler, bilim insanları, herkes bunun için ter döküyor. Ama umarak değiştiremeyeceklerimiz de var. Siyasetin gündemi mesela. Tartışmalar 2021'de de hızlı başladı. Manşet, CHP'li Fikri Sağlar'ın artık geride bıraktığımızı düşündüğümüz fikriyatın bir yansıması olarak başörtülü hakimler için sarf ettiği cümleler ve o sözler yargıya taşındı bugün. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sağlar hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan da sert bir açıklama var. Tabii mesele CHP cephesinde de çok farklı yankılandı bu arada, onu da söyleyelim. Fikri Sağlar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da bayrak açtı. Kemal Bey benden kurtulmak istiyor ama kurtulamaz dedi. Tartışmaya İlhan Kesici katıldı. ATV Haber başladı bu haberle. Bugün parlamentoda nice başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri, görmüyor musun bunları? Tepki çeken o sözler yargıya taşındı. CHP'li Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı. Turbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sağlar hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrikle aşağılama suçundan soruşturma başlattı. Dur ben yapayım. Hakimler ve Savcılar Kurulu da hakim ve savcıların tarafsızlığına gölge düşürecek açıklamalar, cumhuriyetimize ve demokrasi kazanımlarına ters düşecek, birlik olma, beraber olma ve millet olma şiarımıza uygun olmayacaktır uyarısı yaptı. Fikri Sağlar'a Kemal Kılıçdaroğlu da tepki göstermişti. Sağlar bu tepkiyi, Kemal Bey bu olayı vesile ederek benden tamamen kurtulmak istiyor diye yorumladı. O sözlere CHP Genel Merkezi tepki gösterdi. Politikalar tüm üyeleri bağlar. Bu tüzükte kendini bağlı hissetmeyenler de bunun gereğini yapmakta tabii ki özgürdürler. Bir başka CHP'li İlhan Kesici de katıldı tartışmaya. Sözlerini AK Parti'yi kıskanıyorum diyerek noktaladı. 18 yıllık AK Parti iktidarında kıskanacağım ne icraatları vardır diye bazen düşünüyorum. Bir tane şeyi kıskanıyorum. Yani o da bu başörtüsü meselesinin çözülmesini. Gözler bu açıklamaların ardından bir kez daha CHP'ye çevrildi.